Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi zevit tuka ve ashabihi zevil vefa. Amma ba'd. Ed-dersu rabi'a aşere min bedri tali' fi şerhi cem'il cevame' kitabının 14. dersini okuyoruz. İsmi nedir? Fi halli elfazi cem'il cevame'. Fi halli cem'il cevame'. Fi halli cem'il cevame' değil mi? El bedru tali' şerhu cem'il cevame'. Öyle geçiyor burada. Burada fi halli cem'il cevame'. Olur. El bedru tala şerhu cem'il cevame veya fi halli cem'il cevame. Vel fıkhu el ilmu bil ahkami. Fıkh ne demek? İlme bil ahkam demek. Ahkamları bilmek demek. Ey bi cemi'i nisebi tammeti. Bütün nisebe tammeyi ne etmek? Bilmektir. O nisebe tamme ki eşşer'iyyeti kun nedirler? Şer'idirler. Şimdi İmam Sübki bil ahkami bi cemi'i nisebi tammetiyle tefsir etti. Bir işaret etti ki ahkamdaki eliflam İstigrak içindir. Zaten elif lamli cem'e mudaf olan cem'lerde bir ahde haricinin karinesi yoksa tercih bila murecih gelmemesi için o elif lam, o idafe istigraka ne yapılır? Hamil edilir. Burada da ey bi cem'i demeyle ahkamdaki eliflam istigrak için olduğuna işaret etti. Ahkami nisebi tammeti, niseb nisbetinin cem'idir. Ahkami de nisebi tamme ile tefsir etmesi, hani hüküm mahkumu aleyhi, mahkumu bihi, vuku'u nisbet la vuku'u nisbet, hitabullahi mutallikun bi fiyeli mütekellif, bi fiyeli mükellef, nisbetu tamme beynel mübtedei vel haberi veya beynel müsnedi vel müsnedi ileyhi. Bunların hepsine ne denilir? Ahkam, hüküm denilir. Burada nisbe tamme deyince hükmün diğer manilerinden ne etti? İhtiras etti. Anlaşıldı değil mi? Nisbe tamme demeyle, tammeyle kaydılandırmayla da nisbeti nakiseyi, sifet mevsuf, hal zilhal, mudaf mudafu ileyhi arasındaki nisbetleri neyti? Çıkarttı. Anlaşıldı değil mi? Bi cemi'i nisebi dedi. Ne dedi? Cemi'i nisebi. Burada kulli niseb deseydi daha iyi olur. Daha zahir olurdu. Çünkü kul oldu mu ihate ile birlikte tek teki de ne ediyor? Kapsıyor. Ama cemi olunca hani diyorsun hepsi gelmediler. Bir kısım gelmiş olabilir. Neyse alttaki haşiye geçelim. Ey bi cemi'in ise bi tammeti yutlakul hukmu ve yuradu bi'l mahkum aleyhi. Bu bir. Sizinki o yok değil mi? Yoksa dinleyin. Sizinki atardır, benimki bennanidir. Ve bihi ve vuku nisbeti ev la vuku ve vuku nisbeti ev la vuku'uha ve hitabullahi mutallikun bi fiyelin mükellefi ve nisbetu tammetu beynat tarafeyni elleti yesubutul mahmulil mevdu'i ev nefyu anhu.
Hüküm bütün bu manelere gelir. Vel muradu huna haza. Burada da murad nedir? Burada da murad bu en son. Yani subutul mahmul lil mevdudur. Veya nefil mahmul lil mevdudur. فَقَوْلُهُ بِجَمِيعِ النِّسَبِي اِحْتِرَازٌ عَنِ الْحُكْمِ بِالْمَعَانِ الْمُتَقَدِّمَّةِ غَيْرِ نِسْبَةِ تَامَّةِ Nisbeti tamme hariç geri kalanlardan ihtiraz etmek için nisebi tammetiyle kaydlandırdı. وَتَقِيدُ بِتَامَّةِ اِحْتِرَازٌ مِنَ النَّاقِسَةِ اللَّتِ لَا يَحْسُنُ سُكُوتُ عَلَيْهَا Ken nisbetil idafiyeti fi kavlina gulamu zeydin gibi ve tevsifiyeti fi kavlina el hayvanu natiku gibi. Ve kavlu bi cemi'i işaretun ila enne lame fil ahkam lil istigraqi. Oldu mu olmadı? Oldu. Ve lev abbere bi kullin bedele cemi'in kane aksere. Niye? Kul. Üç harftir. Cemi'i dörttür. Ve evdehe. Daha mana itibariyle vadeh olurdu. Emmel evvelu niye ekserdir fe zahirin. Bir harf nuksan. Ve emme sanife lennel cemi'e kesire ma yusammel bimanel mecmu'in. Cemi'e mecmu manasına gelir. Ne manasına gelir? Mecmu. Mesela benu fulanin katalu fulanen. Fulan kabile filan kabile öldü. Fulan kesi öldürdü. Ne deniliyor? Benu fulanin katalu fulanen. Fulan kabile fulan kesi öldürdü. Halbuki onlardan bir kişi öldürmüş veya iki kişi. Hepsi değil. Ama fiil bir kısımdan sadırılmış. Hepsine ne yapılır? Nisbet edilir. Bu mecmudur. Cemi bazen bu manaya kullanırlar. Bi hilafi kullin kullul edil. Fe innel kesir istimalu fil kullil cemi'i. Kul kulle cemi'den. Hepsinde kullanılır kesir istimali budur. Ve ma istimalu fil mecmu'i fe nadirun. Yani cemi'in de kullun da cemi' gibi mecmu'da kullanılması bu nedir? Nadirdir. Vel fakhu bak fakhi tarif ediyor. Aslında bizim fakhı bizim alana girmiyor. Biz usulü fakhıdan bahsediyoruz. Ama okuduğumuz usul neyin usulüdür? Fıkhın usulü. O münasebetle fıkhı da bilmek, tanımakta fayda var. Bir şey bilmesen usulünü de tam manasıyla bilemezsin. Bil ahkami ey bi cemi'i nisebi tammeti eşşer'iyyeti. O nisbetler nedirler? Şer'idirler. Ne demek şer'idirler? Eyil me'huzeti mine şer'i. Şerden nedirler? Şerden mehuzdurlar. O şer ki el meb'usi bihi. O şer ile gönderilmiş. Kim gönderilmiş? En nebiyyül kerim. Nebi-i kerim o şer ile ne yapılmış? Gönderilmiş. Anladınız değil mi? Önce bazı noktalarda hani bir sırasıyla gideriz. Bazen karıştırırız, takdim tahir yaparız. Yani şaşırtmayın. El meb'usu bin nebiyyü dedi. Niye el Resul demedi? Zaten meb'us gönderilmiş. Resul de elçi olarak gönderilen demektir. Onun için nebi dedi, ne demedi? Resul demedi. Çünkü eğer Resul deseydi meb'usla tekrar olmuş olurdu. Bir. İkinci bir husus. Nebinin Resul'den istemali daha çoktur. Üçüncü bir husus, nübüvvet derecesiyle biaseti varsa, tarihul evlayla risalet derecesiyle onunla meb'ustur denilebilir. Bakın, en nebiyyül kerim aşağı gelen sizde yok. Dinleyin. Asere tabire bin nebiyyi ala Resul'i لِمَا يَلْزَمُ عَلَى تَعْبِيرِ بِالرَّسُولِ مِنَ تَكْرَارِ لَهُ مَعَ الْمَبْعُوسِ Bir, وَلِأَنَّ النَّبِيَّ اَكْسَرُ اِسْتِمَالًا İki, üçüncüsü de dedik ya,
yani nübüvvet derecesiyle o şer'le gönderilmiş ise tarihul evlâle risale derecesiyle gönderilmiş. Bunu öğrendik mi? Eşşer'iyyeti yay ne var? Nisbet var. Eyil me'huzeti mineşşer'i dedi. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. İşaret etti ki buradaki nisbet, hani bir şey bir şeye nispet edilir, onun bir cüzidir, onun bir eseridir, onun bir parçasıdır. Yani mensup aleyh arasında nispetler çok. İşaret etti ki buradaki ahkamların şer'a nisbeti ne yönüyledir? Ahız yönüyledir. Güzel, aferin. Bak o iyi oldu. Hemen aşağı bakalım. Size keşi bu haşeler olsaydı. Beyyene bihi enne nisbete min haysul ahız. Buradaki ahkamın şer'a nisbeti min haysul nedir? Ahız değil. Şimdi burada bir ihtiraz varid oluyor. Ve uride enne şer'a huve nisabu tammetu. Şer nedir? Tam nisbetler demek. Peki ahkam neydi? Enise bir tammeti değil miydi? Buradaki tanım, evet. Bir cemiye nise. O zaman mensup ahkam nisebe tamdır. Evet. Mensubu ileyhi yine aynı. O da şerdir, o da nisebe nedir? Tamdır. Feyelzemu ithadul me'ahudu vel me'ahuzu minhu. Bakın ahkamlar şerden me'ahuz. Me'ahuz ahkam. Me'ahuzu minhu şer. İkisi de ne oldu? Aynı. Aynı oldu. Oldu mu olmadı? Oldu. Bildiniz mi? Tamam. Cevap ne veriyor? Ve ucibe bi enne fil ibareti mudafen mahzufen. İbarede mudaf mahzuf. Eyil me'huzeti mine şer'i demiş ya. Min edilleti şer'i. O zaman mensup me'huz ahkam oldu. Me'huzu minhu edilletu şer oldu. Yani me'huz nisebi tammedir. Me'huzu minhu edilletu nisebi tamme oldu. Ha, fark oldu gitti. Oldu mu olmadı? Oldu. Me'huzu minhu birbirinden farklı oldu. Bu sefer ikinci bir ihtiyaz. Mensup mensup ileyhi aynı olur. Bakın fe in qile fe ala haza yerzemu ittihadul mensubi vel mensubi ileyhi fi kavliye şer'iyyeti. Ahkamlar edilletu şer'en mensubdur. Ahkamlar da mensub da edilletu şer'dir. Nisebe tamedir. Mensubu ileyhi de edilletu şer'dir. Vel cevap enne şer'al mensub enne şer'al mensube ileyhi. O şer ki mensubu ileyhidir. Yuradu bi şari'un. Mecaze. Ha, mensub olan şer nisebe tammedir. Demin biraz farklı söyledim. Mensub olan şer ahkam nisebe tammedir. Mensubu ileyhi olan şer şara demektir. Öyle değil mi? Ya öyle deriz. Ev kuside bin nisbetel mübalagatu. Hani bir şey kendisinden nispet edilir, mübalaga cihetle. O kadar kemali var, sanki varlığı kendi zatına ne yapılıyor? Nispet ediliyor. Sanki varlığı kendiliğinden kaynaklanıyor. Oldu mu olmadı? Oldu. Eşşer'iyyeti eyl me'huzeti mineşşer'i el meb'usi bihi en nebiyyül kerim. El-ilmu bil-ahkami şer'iyyeti el-ameliyyeti. El-ameliyyet. Ameliyyet neye mutaliktir? Eyil mutaallikati bi-keyfiyeti ameli. Ahkami şer'i ameli, yani keyfiyeti amele taalluk eden ahkamlar. Eyil mutaallikati bi keyfiyeti amelin. O ahkamlar
keyfiyetül amele mutaalliktirler. Yani o ahkamlarla nasıl amel edilir? O ahkamlar amelidirler. Keyfiyetül amele mutaalliktirler. O amel kalbiyin ev gayrihi. Ev gayrideki demir kalbiydi. İster amele kalbi, ister amele gayri kalbi. Mesela kel ilmi bi ennen niyete fil vudu'i vacibetun. Vudu'da abdestte niyetin vacip olma ilmi gibi. Bu niyet nedir? Niyete ilim taalluk ediyor. Ama niyet bir amele kalbidir. Ve ennel vitre mendubun. Burada hüküm nedir? Vitre taalluk ediyor. Vitr nedir? Bir amele gayri kalbidir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Burada bir haşiye var. Çok güzel açıklıyor. Yalnız haşiye okurum. Amele kalbi, amele gayri kalbinin birer örneği üzerine duralım. Ey bir sıfeti amelin, ey nisabilleti mutallak ve sıfetu amelin, ey ma'mulin kalbiyin ev gayrihi, فَالْعَمَلُوا هُوَ الْمَحْكُمُ عَلَيْهِ Amel burada nedir? Yani niyet وَمُتَعَلَّقُ نِسْبَةِ لَتِ هِيَ الْحُكْمُ هُنَا وَمُتَعَلِّقُ نِسْبَةِ لَتِ هِيَ الْحُكْمُ هُنَا صِفَةٌ لَهُمْ Mesela, sadece örnek üzerine duralım dedik ya اَنْنِيَتُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ Bakın burada hüküm nedir? Taalluk eden hüküm nedir? Keyfiyet nedir? Sizde yok değil mi? Var. Sadece ben dinleyin. Şimdi farklı da karışıyoruz. En niyetu fil vudu'yu vacibetun. En niyetu muhteda fil vudu'yu niyete mutalık vacibetun khiber. El mahkumu aleyhi fi. Burada mahkumu aleyhi nedir? Niyet. Güzel, niyettir. Niyet ameli kalbidir. Burada niyet mahkumu aleyhidir, ameli kalbidir. وَالْمَحْكُمُ بِهِ Burada اَنْنِيَةُ فِي الْوُضُوِ وَاجِبَةٌ Mahkumu bihi nedir? Vacibetun. Mahkumu bihi el-vücubu vücubtur. Vacibetun. Doğru. O malum. Peki وَالْحُكْمُ Hüküm nedir burada? Vücubu niyet. Değil. Subutul vücubil niyeti. Vücubun niyete subutu bu nedir? Hükümdür. Peki bu hükmün, bu subutul vücubi niyeti, buna ne diyoruz? Hüküm. Bunun mutaallakı nedir? Ve mutaallakuhu ellezi vel vücubu. Onun mutaallakı vücubdur. O da niyetin neyidir? Vesvidir. Anlaşıldı değil mi? İkinci bir örnek. El vitru mendubun. Burada da mahkumu aleyhi vitir. Mahkum mendubun. Hüküm subutu nedbiyet lil vütür. Mutaallaki en nedbiyetü leti hiye sifetun lil vütri. Vütür da ellezi ve amelun gayru kalbiyi. Vel fıkhu fıkh nedir? El ilmu bizaliken hükmi. O hükmü bilmek. Ne demek? Ey idrakuhu el musama tesliken. Mesela fel fıkhu fil misalenil mezkureni. İdraku subutu vücubi lil niyeti. İdrak-ı subut-i nedbiyyeti lil-vudri. El-ameliyet el-mutaallikati bi keyfiyeti amelin kalbiyin. Mesela diyelim, hüküm burada nedir? İdraktır. İdrakın vücubu niyete taalluk etmesi fakat. Vitrin mendub vitrin mendubdur. İdrakın vitrin nedbiyetine taalluk etmesi fakattır. Niyet amele nedir? Amele kalbidir. Evet. Vitr amele gayri kalbidir. Vitrin niyetin amelinin keyfiyeti nedir? İdraku vücub, idraku nedbiyettir. Fakat budur.
el-ameli, el-ilmu bil-ahkami şer'iyyeti el-ameliyyeti el-mutallikati bi-keyfiyyeti amelin kalbiyyin ev gayrihi kel-ilmi bi-ennen niyete fil-vudu'i vacibetun ve ennel vitren mendubu. Oldu mu olmadı? O ilmin sıfeti ki el-muhtesebu zalikel-ilmu. Zalikel-ilmu buraya koymayla işaret etti ki el-muhtesebunun içindeki huve neye racedir? İlme racedir. O ilim diyelim vücubu niyeti fil vudu veya nedbiyetul vitri. Nedbiyetul ne? Vitir. Vitir. Bu ilim yani idraku vücubu niye, idraku nedbiyetil vitir, bu idrak muktesebdir. Min edilletihe tefsiliyeti. Min edilletihe tefsiliyeti. O ahkamların tefsili edilelerinden ne ediyorlar? Ahız ediliyorlar. Hani usul fıkhının ahkamları edile icmaliden istifade ediliyordu. Edile icmalinin kendisiydi. Fıkh edile tefsiliyeden muhteseb olan. Muhteseb olan ilimdir. Örnek, vücubu salata, beş vakit namaza vücubun taallukunun idraki kesbediliyor ve akimus salate tefsili derinden. Yoksa el emru lil vücubiden kesip edilmiyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Edile tefsiliye ne demek? Bu ayet, hadis. Tefsili. Tamam. Yani niye tefsili denilir? Çünkü akimu salate namazın hükmünü, vücubu salati bak tefsil ediyor. Ey minel edilleti tefsiliyeti lil ahkami. Ahkamları tefsil eden edilelerden muktesem. Ahkamları tefsil eden edile ne demek? Yani ahkamlarının hususuna delalet eden deliller. Her bir hükmün kendisine delalet eden delil demektir. Şimdi min edilleti tefsiliyeti, ey minel edilleti tefsiliyeti lil ahkami. İşaret etti ki min edilleti ha ahkamlara gitmiyor mu? Evet. Bakın tefsirde minel edilleti tefsiliyeti lil ahkami. Orada ne getirdi? Lil. Lam getirdi. Diyor lil ahkami mutallikun bil edilleti. Ve eşare bizalki lennel idafete fi kavlil musannif min edilletiha bimane lami. Edilletinin haya idafesi mane lam olduğuna işaret etti. Fekharece bi qeydil ahkami. Fekharece bi qeydil ahkami. El ilmu bil ahkami. O ilmi ahkamla neydi? Takidlendirdi. Bununla ne çıktı? El ilmu bi gayriha. Ahkamların gayrisine taalluk eden ilim çıktı. Ahkamın gayrisi ne olabilir? Minezzevati. Zatlara taalluk eden ilim gibi. Ve sıfatı, sıfatlara taalluk eden ilim gibi. Zavatların örneği ketesavvuril insani. Bu tasavvur, bu ilim insana taalluk ediyor, zattır. Vel ne? Beyan. Vel beyadi. Beyad da nedir? Beyad da taalluk eden tasavvur bir ilimdir. Sıfete taalluk etmiş nedir? Beyaddır. Şimdi burada biraz duralım. Önce bunu bilelim. Zat nedir? Sıfet nedir? Zat, bakın zat o şey ki şayet haricen olursa kayme bir nefsidir. İster olsun ister olmaz. Buna göre hayvan-ı natık zattır. Hayvan-ı natık nedir? Zattır. Niye? Hayvan-ı natık mefhumdur. Vücudu harici yok. Aklidir. Zeyd Amr Bekir bunlar hayvan-ı natıkın efradlarıdırlar. Hayvan-ı natık değil. Ama bu hayvan-ı natık şayet haricen mevcut olsa da kendi zatına kayın bir
varlık olurdu. Ha, zat oldu gitti. Bildiniz değil mi? Artık biri itiraz yaparsa hayvanın atığı zatidir. Halbuki vücud kıyam-ı bir nefsi kendisine yok. Biz diyoruz kıyam-ı bir nefsihi bil fiil olması şart değil. Ma le vücude le kana kaymen bir nefsihi. Sıfet nedir? Sıfet ma le vücude le kana kaymen bil gayri. Mesela beyaz. Ha bak burada beyazlık var, o kağıda yapışmış. Burada leun gri rengi var. Haricen mevcut olmuş, gayre kaymolmuş. Belki bazı sıfatlar var, vücuda harici kendilerine yok. Olabilir. Şayet olursa gayre nedir? Kaymdirler. Bakın bu haşiyi size okuyorum. Minezzevati el maradu biha malle vücude haricen kane kaymen bi nefsihi. Fetedhulul mahiyyatu, o zaman mahiyatlar girdi. Fesseha kavluhu kel insani, insanla örnek getirmek yerindedir. وَسَّقَتَ مَاقِلَ اِنَّ تَمْسِلَ لِزَّوَاتِ بِقَوْلِكَ الْاِنْسَانِ Hani zevatın örneği insanla getirmek hal hal وَهُمْ مَاهِيَّتُمْ لَا يَسْسُحُمْ وَهُمْ bir mahiyettir. Bu temsil sahih değil. Niye? اِذْلَا وُجُدُ اللّٰهِ فِي الْخَارِجِ بَلْ وَلَا فِي زِهْنِ عَلَى مَفِّهِ Yani zihinde de olduğu gibi zihinde de yoktur. Bu nasıl zatın örneği olur? Biz demedik zat o ki haricen kayme bir zatidir. Bu rahle, bu insan, bu divar haricen kayme bir zati oldukları gibi. Zati bu değildir. Sade bu değil. Zat malle vücdenle kana kaymen bir zati. Şayet olursa kayme bir zati olur. Hayvanı natık da girdi, insan da girdi. Evet, zihni bir manadır. Vücudu harici yok. Şayet olsa diye kayme bir nefsi mi olurdu, kayme bir gayr. Kayme bir nefsi olurdu. Zati oldu gitti. Ve kavluhu ve sıfati el muradu bir sıfati ma le vücide haricen kâne kaymen bi gayrihi fe tedhulul vücudiyyetu ve gayruha. Vücudiyet de buna girdi. Vücudiyetin gayrisi de girdi. Öyle değil mi? Yani vücudi olan sıfat da girdi, olmayan sıfat da girdi. Vücudi olan zat da girdi, vücudi kendisine vücudu olmayan zattan girdi. Anlaşıldı değil mi? Evet. Fıkhın tarifinde el-ilmu bil-ahkami bir kayıt el-şer'iyyeti bil-ahkam şer'iyyeti bir kayıt ameliyeti el-ameliyeti iki bil-ahkam şer'iyeti birinci kayıt el-ameliyeti ikinci kayıt التفصيليتي مكتسب او المكتسب ده ها مكتسب 3. kayıt tefsiliye 4. ne kayıt. Şimdi ahkam kaydıyla el ilmu bi gayriha yani zevat sıfatlara taalluk eden ilim çıktı. Öyle değil mi? Ve bi kaydil ameliyeti ameliyat kaydıyla el ilmu bil ahkami şer'iyeti buraya kadar tamam ama el ilmiyeti o ahkamlar ilmidirler. Ameli değiller. İlmi ne demek? Eyl i'tikadiyeti. İ'tikadi ahkamlardırlar. Şer'i. Böyle amel. Ahkamlar şer'idirler. Şer'i yapmadı. He? O bir kaydı şer'iyeti. Yok benimki o. Ha dur. Atlamışız. O zaman kayıtlar fazladır. Ben onu görmüyorum. Burada küçük bir yazıyla yazılmış. İşte. Ahkam birinci kayıt. El-şer'iyeti ve bi kaydi şer'iyeti bu kayıtla el-ilmu bil-ahkamil akliyeti vel-hissiyeti. Ahkame akli, ahkame hissi hissiyet taalluk eden ilim çıktı. Bu fıkıh değildir. Kel ilmi bi ennel vahiden nisful isnin. Bir ikinin yarısıdır. Bu akli bir hükümdür. Niye? Çünkü nisful isninin vahide subutu aklidir. Akıl bununla hüküm ediyor. Aklın gayrisinin müdahalesi bir dokunmaktır, görmektir, işitmek gibi bir şeyin müdahalesi yoktur. Ve ennen nare muhriketun. Nar nedir?
yakıcıdır. İhrakın nara olan nisbeti hissidir. Yani el ilmu bi hukmi el ilmu hukmi ihrakın nar. El ilmu bi subuti li ihraqi lin nari bu hissidir. Nedir? Hissidir. Ne değildir? Akli değil. Akli değil. Şimdi burada biraz duralım. Önce el-ilmu bi'annel vahde nisfü'l-isnin. Bu nedir? Aklidir. Ne demek akli? Akıldan başka hiçbir şeyin müdahalesi yok. Sadece. Yani isnin üzerine, vahad üzerine nisfü'l-isne ile hüküm yapmak bu akla bilinen bir durumdur. Aklın gayrisinin müdahalesi yok. Diğerlerde hepsinde aklın müdahalesi var. Mesela ben gözümle kitap gördüm. O cisim kitap olduğunu anladım. İlmin ona taalluk etmesi aklındır. Ama aklın yanında görmenin de gözün de neyi var? Katkısı var. Veya dokunmayanın katkısı olur. Aklidir demek akıldan başka bir şeyin müdahalesi yok. Ama sem'idir demek, lemsidir demek, şemmidir demek, aklın yanında şemmin, zevkun, şunun, bunun müdahalesi var demek. Aklidir, akıldan başka bir şeyin müdahalesi yok. Sem'idir veya şudur, budur, onun müdahalesi var. Yoksa ondan başka yok, müdahale yok anlamına gelmez. Niye? Çünkü aklın hepsine neyi var? Müdahalesi var. Bu tamam. Şimdi haşelerde bakarız. Haşelere bakmadan önce وَاَنَّ النَّارَ مُحْرِقَةٌ. Bu da nedir? Hissidir. Ya biri derse, aklidir, ateşin yakıcı olmasını, mutlak ihrak, mutlak nara, ihrakın olmasını insan neyle bilir? Akılla bilir. Ha biz deriz, biz burada mutlak nara ihrakın oluşundan bahsetmiyoruz. Cüz'i bir nara. Oradaki ateş var. Bu ateş muhriktir. Ne biliyoruz? Parmağını uzat, elini uzat. Bu narın muhrik olduğunu neyle biliriz? Dokunmayla biliriz. Yoksa genel olarak nara ihrakın olması bu örnek onun değil. O akılla bilinen bir durumdur. Oldu mu olmadı. Şimdi el akliyeti eylet yahkum bihel aklu. Benim söylediğim gibi. Akıl hepsini müdahale ediyor. Bakın aşıyor. Ey yestakillu bizalike min gayri istinadin ila hissi. Akıl onu idrak ile müstakildir. Herhangi bir histen göz, kulak, şem, zevk destek almak size. Vel hissiyeti eylet yekunu hukmul akli fiha müsteneden ile hissi. Anlıyorsunuz. Hissidir demek orada yine akıl hüküm ediyor ama akıl hüküm etmekten müstakil değil. Bir hisse nedir? Bir hisse muhtaç, bir hisse dayanarak akıl hüküm ediyor. Fel hakimu fil cemi'i huvel aklu lakin ikana bi vasıtı idrakil hissi sümmiyetil kadiyyetu hissiyeten ve innem yakın bi vasıtı zalike fe akli yet. Aklıyeten. Öyleyse feldefe makile min enne temsile bi kavlihi ve nârun muhrikatun lil hissi gayru münasibin. Niye? Liennel hakim bi enne nârel kulliyeten muhrikatun huvel aklu lel hissu. Buna gerek yok. Biz ne dedik? Yani oradaki akıl tek başına bütün nara ihrakın olduğunu akıl tek başına bunun akıl buna hükmeder. Ama akıl hükmeder bir cüz'iye el dokunma sebebiyle. Ne biliyoruz ki bütün akıl ne var? Ateşe ihrak var. Çünkü bu cüz akla el değindi, yaktı. O yaktı. Demek nara ne var? İhrak var. En-naru muhriqatun. Aklın bununla hükmetmesi mes'in katkısı burada var. Oldu mu olmadı? Bazıları diyorlar bi enne lame fi naril ahdi zeyni fe tekunu cüziyeten. Demin öyle bir cevap verdim ya. O onu kabul etmiyor. Yani kulli nara ihrak var.
Ama kulli nara ihraq var. Akıl buna hükmetmesi illa bir dokunma yardımı lazım. Herhangi bir cüze dokunmak gereklidir. Akle de demek, yani hisse de demek, aklın müdahalesi yok demek değil. Hisse de demek, hissin müdahalesi var demek. Demek ki ahkam kaydıyla zat sıfatlara taalluk eden ilim çıktı. Burada da biraz tefsirat var, ona girmiyorum. Tasavvuru, tesliki şu bu. Ahkam-ı şer'i demeyle ahkam-ı akli hissiye çıktı. Ve bi qeydil ameliyeti ve bi qeydil ameliyeti el ilmu bil ahkam-ı şer'iyyetil ameliyeti. İlmiyeti. Bakın ameli kaydıyla ahkam-ı şer'i ilmiye taalluk eden ilim çıktı. Ya ahkam-ı şer'i ilmiye ne demek? Eyl-i itikadiyeti. Yani ahkam-ı şer'i itikadiye taalluk eden ilim fakat değil. Buna kelam denilebilir, itikad denilebilir, başka isimler denilebilir ama ne denilmez? Örneği ne gibi? Kel ilmi bi enne Allahe vahidun. Allahu vahidun. Ve ennehu yura fil ahireti. Allahu yura fil ahireti. Bu Allahu vahidun şer'i bir hükümdür. Yani şer'i dine dair bir nedir? Hükümdür. Peki Allahu vahidun yapılan bir amel midir? Hayır, bilinen bir ameldir. Yani hükmü şer'idir ama ilmidir, ameli değil. Allahu yura fil ahireti. Bu da şer'i bir hüküm. Ama itikad edilen bir hükümdür. Bilinen bir hüküm, bilinen diyorum, amel edilen, yapılan bir hüküm değil. Oldu mu olmadı? Pek bir örnek getirse de yeter diye. Allahu vahidun ve ennehu yura fil ahireti. Niye ki misal getirdi? Biri getirseydi yeterdi. Evet. Öyle değil mi? İki getirmesinin sebebi budur. Yani işaret etti ki itikadi meseleler kendi arasında iki kısımdırlar. Bir kısmı itikadi meselelerin delilleri aklidir. Nedir? Aklidir. Allahu vahidun. Bir sürü akli deliller var. Yüzlerce deliller var. Ve ennehu yura fil ahireti. Bunun delili de bu nedir? İtikadi bir meseledir. Bunun delili nedir? Bunun delili sem'dir. Hadisler bunu nedir? Sahih hadisler bunu ifade ediyorlar. Ve bi qeydil muktesebi el muktesebu ve bi qeydil muktesebu ilmullahi çıktı. Ve Cibril'e Cibril'in ilmi de çıktı. Ve Nebi'nin ilmi de çıktı. İlmullahi ve Cibril'e ve Nebi bima zükire. Ma zükire nedir? El ahkamu şer'iyyetu tul ameliyyetu el muktesebu min edilletiye tefsiliyeti. Allah'ın bu ahkamları bilmesine, Cibril'in bu ahkamlarının bilmesine, Nebi'nin bu ahkamların bilinmesine ne denilmez? Fakat denilmez. Niye? Çünkü bu ilme, bu ahkamların ilmine fıkıh denilmesi için o ahkamlar kesbi, o ilim kesbi olmalıdır. Allah'ın ilmi kesbi değil, Cibril'in ilmi kesbi değil, Nebi'nin ilmi kesbi değil. Bunlara fıkıh denilmez. Ya bunlara ilmi kesbi değil, daruri midir, nedir? Burada bir haşiye var, ben onu okuyayım, dersimiz burada yeterli olsun. Bakın ama ilmullahi fe la yusafu bi ennehu muktesebun ve la daruriyye. Allah'ın ilmine mukteseb de denilmez, daruri de denilmez. Emmel evveluniye mukteseb denilmez fel iş'aril iktisabi bi sebkil cehlil muhalli aleyhi ta'ala. Çünkü Allah'ın ilmine kesbi deniliyor. Demek ki önce Allah bilmiyordu, kesbedildi. Sonra kesbe bildi. Sebkul cehl Allah için muhaldir. Peki niye daruri denilmiyor?
Allah'ın ilmine. Şimdi iki kısım deruri var. Bakın. وَاَمَّا السَّانِ فَلِيَنَا الدَّرُّيَ يُطْلَقُ عَلَمَا لَا يَفْتَقِلُ اِلَّا النَّزِمُ وَالسِّدْلَانِ وَعَلَمَا قَارَنَهُ الْاِحْتِيَاجُ اِلَيْهِ وَهُوَ بِالْمَانَ الْاَوَّلِ لَا ضَيْرَ فِي اِطْلَاقِهِ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ تَعَلَى Lakin lemma kanı yutlaku ala sani el munezzehu anhu ilmuhu ta'ala kanı itlaku darruyu ala ilmi ta'ala muhmen iradetel mâne sani femtena itlaku aleyhi itlaku lizzalike. Şimdi Allah'ın ilmine niye derru denilmiyor? Garip bir şey söyledi. Garip, derru iki kısım. Bir derru o ki nezer istidlala ihtiyacı yok. Evet. Nezere istidlala ihtiyacı olmuyor. Esma ve fevkana. Evet. Semanın yani fevkiyetü semayı bilmek için bir nezer bir delile gerek yok. Oldu mu olmadı? Oldu. Bir de derri o ki ona ihtiyaç var. Ne var? İhtiyaç var. Ona ihtiyaç var. Yani ma qarenehu l-ihtiyacu ileyhi. İşte bu manadaki bak Malaftağıyla nazım ve istidlalin. Bu manadaki Allah'ın ilmine derru denirse bir şey olmaz. Doğru. Allah'ın ilmi nazar istidlala ihtiyacı yoktur. Nazar istidlala ihtiyacı yok. Bu manadaki derruri Allah'ın ilmine denilir. Doğru. Ama bir daha ma qarenehu l-ihtiyacu ileyhi. Derru o ki ona ihtiyaç var. Allah'ın ilmine ihtiyaç var. O zaman haşa Allah kendi ilmine muhtaç oldu. İhtiyaç Allah'a muhaldir. Ha, ikinci mananın vehm edilmesi sebebiyle zan edilmesi gözünde bulundurarak Allah'ın ilmine derri denilmez. Yoksa birinci mana itibariyle Allah'ın ilmine derri denilir. Peki Cibril'in ki niye derri değil? Cibril Allahu Zülcelal ona bildiği şeyi deruriyle bilir. Nezer istidlala bilmez. Yüce Allah bir şey Cibril'e emrettiyse Cibril'in onu nasıl esma-u fevkana bizim için deruri ise Cibril'in onun bilmesi nedir? Derridir. Öyleyse Allah'ın ilminden muktesem ne derri? Cibril'in ilmi istidlali nezari değildir. Belki nedir? Derridir. Nebinin ilmi ona vahy edilen şeyin bilmesi derridir. Zaten Yüce Allah Nebi'yi Cibril'i onu bedaheten anlayacak şekilde o kabiliyet onlara ne etmiş? Vermiş. O vahyi birine teslim ediyor. Birine gönderiyor. Cebrail'i derri olarak götüreceği şeyi bilecek şekilde yaratmış. Evet. Nebi de gelecek olan şeyi derri şeklinde alınacak şekilde yaratmış. O zaman Nebi'nin ilmi muhteseb değil. Cibril'inki muhteseb değil. Belki derridirler. Allah'ınki derri de değil, muhteseb de değil. Muhteseb değil. O zaten muhalde sebku cehli gerektiriyor. Derruri değil. Birinci mana itibariyle değil. İkinci mana itibariyle derruri değil. Ama vehmedilmesin diye hilaf-ı murad Allah'ın ilmi derruri değil denilir. Ve bi kaydi tefsiliyeti. Son kayd. Öyle değil mi? Ve fıkhu el ilmu bil ahkami şer'iyyetil ameliyeti el muktesebu min edilletihe tefsiliyeti. Ha tefsiliyette duralım. Hepsini bitirelim dedim. Baktım hükme kadar gider ağır olur. Bugün burada yeterli olsun. Yarın da vel hükme kadar bakın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.